Herkese merhabalar. Ben Senior Kahve. Bugün yeni almış olduğum filtre kahve makinesi De'Longhi Clessidra ile karşınızdayım. Neden bu makineyi aldım? Size bunlardan hemen bahsetmek istiyorum. Öncelikle birinci alma sebebim burada gördüğünüz üzere Approved European Coffee Brewing Center onayına sahip bu makine. Ve ekstra olarak da dizaynı da güzel ve dizayn ödülüne de sahip. Peki bu Approved onayını hangi cihazlar alabilir? Bunlardan biraz bahsedeyim. Yine böyle kutu üzerinden devam edecek olursak, burada gördüğünüz üzere 94 derece olarak belirtilmiş. Burada 92 ve 96 dereceler arasında bir bize sıcaklık sunduğundan bahsediliyor makinenin. Kahve bildiğiniz üzere 100 derecede asla demlenmez. Çünkü kahveyi yakmış oluruz 100 derecede demleme yaparsak. O yüzden bu dereceler çok önemli. Bu yüzden onay almasının birinci sebebi, ikinci sebebi ise yine şurada görselde göreceğiniz üzere duşlama sistemiyle suyu akıttığı için, demlemeyi yaptığı için kahve, burada eklediğimiz kahvemiz bu duşlama sistemi sayesinde kahvenin yani bütün noktalarıyla su birleşmiş oluyor, su buluşmuş oluyor. O yüzden bu önemli. Normal filtre kahve makinelerinde tek noktadan bir damlama sistemi olur, akış sistemi olur. O yüzden su ilk noktada buluştuğu kahveyle artık orada buluşa buluşa acılaşma da ortaya çıkar. Ve artık oradan buluşa buluşa artık kahve orada artmaya başladığı sürece, su miktarı artmaya başladığı sürece orada artık havuzda birikmeye başlar. Su o şekilde demlemeye yapmış olur. Ama bu çok noktadan böyle duşlama sistemiyle daha doğru kahveyle suyu buluşturmuş oluruz. Kutunun diğer yüzeyinde ise makinenin kendi özellikleriyle ilgili bilgiler var. Damlama sistemini kestiği söyleniyor karafı aldığımızda. Burada 40 dakikaya kadar sıcak tutabildiğini söylüyor. Burada da kireç uyarı sisteminden bahsediliyor. Kireç uyarı sistemini ben henüz yaşamadım. Onunla ilgili bir gelişme, bir şey olursa yine alta bilgiler kısmına eklerim onu. Şimdi burada makineden size bahsetmeye devam edeyim. Şöyle gördüğünüz üzere burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nokta var ve bu 6 noktadan da farklı farklı makine bunu kendisi değiştirerek buradan akış sağlıyor. Şöyle içinde dripper'ımız var. Dripper'ımızı böyle karafa koyuyoruz. O açıdan nevi şahsına münhasır bir cihaz da diyebilirim. Başka bir örneği var mı? Ben bilmiyorum. Biliyorsanız, gördüyseniz yorumlar kısmına eklerseniz sevinirim. Suyumuzu şu üst kısımdan kapağı kaldırarak ekliyoruz. Böyle bir havuz da diyebiliriz buraya küçük. Şu malzeme cam, sesinden de anlaşılacağı üzere. Tabanı metal. Ortası suyun akışın sağlandığı yerde metal. Şöyle karaf yokken şu şekilde görünüyor. Üzerinde iki tane düğme var. Bu soldaki düğme approved yani onaylı olan demlemeyi yapmamızı sağlıyor. Sağdaki düğme ise pour over. Yani burada bunu seçtiğimizde o blooming dediğimiz, çiçeklenme dediğimiz tarzdaki V60'a yakın bir demleme tarzını bize sunuyor. Böyle iki fonksiyonu var. O açıdan da orijinal güzel bir cihaz diyebilirim. Peki Approved onaylı başka cihazlar da var. Sen niye bu cihazı özellikle aldın dersiniz? Öncelikle fiyatı diğer cihazlara göre makuldü. Ve artı tasarımından dolayı ben böyle kendisini biraz Chemex'e de benzetiyorum işin açıkçası. Büyük bir Chemex gibi. Ve o bu tasarımından dolayı mutfak tezgahında daha yazlı yer kaplıyor. Mocha Master'lar var tabi biliyorsunuz, Approved onaylı olarak en meşhur cihazlar. Onlar biraz daha yatay tasarımlı ve tezgahta çok yer kapladığı için aslında biraz beni düşündürüyordu. Ve fiyatı da bunun 3-4 katına çıkıyor. O açıdan bu da Approved onaylı olduğu için neden olmasın dedim. Aslında biraz bu cihazı araştırdığımda biraz şüphelerim de vardı. Çünkü birkaç yorum okumuştum. Çat çat sesler geliyor diye çalışırken.
Ben de anlam verememiştim. Acaba neden bu çat çat sesler geliyor? Hani bir kahve makinesinden bir cihazda niye böyle çat çat sesler geliyor diye. Sonra alıp tabii kullanmaya başlayınca bu seslerin aslında bu cihazın çalışma prensibinden kaynaklandığını fark ettim. Beni kesinlikle rahatsız etmiyor. Yani rahatsız edenler de çalışma prensibini bence anlayamamış cihazın. Çünkü o dediğim gibi duşlama sisteminde akışı yaparken arada kesiyor su akışını. Diğer kanallara geçiyor. O geçişi yaparken kanalları kapattığı için mekanizması itibariyle çat çat orada o mekanizmayı kapatıp açtığında sesler çıkıyor. Olay bundan ibaret aslında hani. Bir yorumda da okumuştum hatta. Zamanla belki geçer diye. Yani şu an güldüm işin açıkçası. Zamanla geçecek bir şey tabii ki değil. Ama yani az sonra bir demleme de yapacağım. Orada videoda zaten göreceğiniz siz de görüntülerde. Çalışma prensibiyle ilgili yani. Açıp kapatma da aslında yani güzel bir şey. Yani doğru bir demleme yaptığını, kendi prensibi olduğunu gösteriyor makinenin. Ben o açıdan hani bir 3 hafta falan oldu kullanıyorum bu cihazı. Ben oldukça memnunum demlediği kahvelerden. Yani diyecek olabiliriz ya sen yani niye makine aldın hani V60 demliyorsun bu işlerde yorulan bir insansın. Her zaman tabii insan hani kendi demliyesi gelmiyor. Bazen yorgun oluyor. Bazen kalabalık evde misafir oluyor. Daha fazla demleme yapmak gerekiyor. Makine imdada yetişiyor. Tabii kahve su miktarını arttırınca demlemenin kalitesi düşüyor elbette. Ama fakat bazen işte yani nicelik niteliğin önüne geçiyor. Bu durumlarda kurtarıcı oluyor makine. O yüzden de tercih ettim. Şimdi isterseniz bir demleme yapalım. Ama demlemeyi tabii ki Signor Kahve kahvesiyle yapalım. Artık kendi kahvelerimi de satıyorum. Kahvelerimi ilgilenenler olursa aşağı açıklamalar kısmına link ekliyorum. Oradan bakıp inceleyebilirsiniz. Şimdi güzel bir Signor Kahve kahvelerinden Kolombiya La Mesa'da demleyelim. Çat diye bahsettiğim sesi duydunuz. Bu sesten sonra gördüğünüz gibi demlememiz başlamış oldu. Yani bu çalışma prensibi ile ilgili bir ses herhangi bir sorun teşkil etmiyor yani. Demlememiz bittiğinde bu şekilde dripper'ımızı içinden alıyoruz ve server'ımız bu şekilde servise hazır hale geliyor. Böyle bir çalkalamamız da çok önemli ki bütün aromalar homojen bir şekilde dağılsın, kahvemiz homojenleşsin. Evet, gördüğünüz gibi kahvemi demledim, hazırladım. Şimdi hazırladığım kahvemden bir yudum alayım.
Gayet aromatik demlemiş. Ben zaten oldukça memnunum. Şöyle detay olarak da demleme yatağını göstereyim size. Dripper'daki. Şu şekilde oluştu. Bu şekilde de değerlendirme yapabilirsiniz cihazla ilgili. Şunu atladım galiba az önce. Cihaz çalışmaya başladığında ve demlemeyi bitirdiğinde sesli bir uyarı veriyor. Bu da bence güzel bir şey. Özellikle bitirdiğinde sesli bir uyarı vermesi. Genelde makinelerde böyle bir uyarı olmuyor. Bu da bence güzel bir özellik olmuş. O açıdan tebrik ederim De'Longhi firmasını. Dediğim gibi, şunu da ekleyeyim. Kağıt olarak da 4 numara, 1A4 ölçeğinde kağıt kullanıyoruz. Kağıdımızı demlemeden önce ıslatırsak, o kağıt kokusunu alırsak, mümkünse sıcak suyla böyle ıslatırsak hem dripper'ımız da ısınmış olur. Bu püf noktayı da atlamazsak güzel olur. Daha kaliteli bir demleme yapmış oluruz. Benim makine ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Atlamış olduğum şeyler varsa kusura bakmayın. Onları da altta yorumlar kısmında cevaplamaya çalışırım. Peki sizler nasıl makine kullanıyorsunuz? Onaylı olmasına özen gösteriyor musunuz? Duşlama sistemi olmasına özen gösteriyor musunuz? Bunlardan da bahsederseniz sevinirim. Yorumlar kısmında buluşalım. Beni Instagram'da da takip edin. Çok sevinirim. Ve abone olup beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Kahveyle kalın, sağlıkla kalın.